Arkadaşlar herkese selam. Portekiz Lisbon'dan sesleniyorum size. Bugünkü test aracımız Çinli BYD'nin yepyeni Daihatsu segmentindeki modeli CLU. Biraz sonra teknik özelliklerini anlatacağım. Zaten Volkan Demirkuşak'la birlikte test sürüşünü yapacağız. Aracın bütün detaylarını sizle paylaşacağız. Tasarımına bir bakalım. Hatırlarsanız CL modelini, sportif sedan modelini Elektrikli Otomobil Haber kanalında Türkiye'de ilk defa benimle birlikte izlemiştiniz. Şimdi CL ailesinin Daihatsu segmentindeki gerçekten konforlu bir binek otomobilden söz ediyorum. Ön bölüm tasarım baktığımızda çok yakışıklı görünüyor. Arkadaşlar bakıyorsunuz, gündüz farlarını görüyorsunuz ve ledleri görüyorsunuz. Çok şık duruyor. Ön tasarımını beğendim. Daihatsu segmentinde bir araç. Yandan şöyle bir bakalım. Aracın uzunluğu 4.8 metre. Genişliği 1.8, yerden yüksekliği de 1.6. Araç oldukça iyi. 1.8 metre. İçeride hem yolculara hem de sürücüye oldukça konforlu ve geniş bir alan sunuyor. Fakat yüksekliğe baktığımızda 1.6 sanki biraz dar ya da daha alçak gibi görünse de arkadaşlar aracın tasarımına baktığımızda zaten böyle bir kupe formunu görüyorsunuz. Dolayısıyla da bu nedenden dolayı 1.6 metrelik bir yükseklik söz konusu. Aracın içini de hemen göstereyim size arkadaşlar. Nasıl? Görüyorsunuz bir sunroof var. Dolayısıyla da baş mesafesi oldukça iyi. Diz mesafesine baktığımızda bunun da gayet iyi olduğunu söylüyoruz. Koltuklar da arkadaşlar şöyle bir bakın, sportif tasarımlı bir koltuk tasarımından söz etmek mümkün. Aracın içi böyle. Tabii ki bir de hemen aracın arkasına gelelim. CL ailesinde BYD Atto 3'te hatırlarsanız markanın açılımı yazıyordu. Bunu da artık o şeyi kaldırmışlar. Direkt olarak BYD CL U yazısını görüyoruz. Arkadaşlar stop grubuna baktığımızda uçtan uca devam ediyor. Oldukça da şık olmuş. Hemen arkaya bakalım. Bagaj hacminden söz etmek istiyorum size. Arkadaşlar 520 litrelik bir bagaj hacmi var. Arka koltuklar yatırıldığında da bu 1440 litreye kadar çıkabiliyor. Şuradan kapatıyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar test sürüşüne başladık. Volkan Demirkuşak yanımda. Volkan hoş geldin. Hoş bulduk Ufuk abi. Çok güzel bir yerdeyiz. Evet gerçekten Portekiz'in Lisbon'un daha doğrusu. Böyle sayfaya yerine doğru gidiyoruz. Biraz sonra okyanusu göreceğiz sağ tarafımızda. Ama orman yollarından geliyoruz. Nefis. Testini yaptığımız araç tabii %100 elektrikli bir araç. Yerden yüksek. Biraz konfor düşünülerek de süspansiyonlar da böyle bir konfor üzerine konumlandırılmış. Tasarlanmış. O yüzden bu kadar virajlı yolda biraz araba hani savruluyor açıkçası. Evet yani konforlu otomobillerde böyle şeyler olabiliyor. Çünkü tersini düşündüğü zaman sıkı süspansiyonlu otomobillerde de bu sefer de bu otomobil çok sert mi denebiliyor. Bunu ideal bir ayarda kombin edenler başarılı halde. Bir şey hissediyorum Çinlilerde. Korelilerin böyle yumuşak hisleri vardı ya ben onu alıyorum. Evet. Biliyorsunuz sürüş modları var ayarlayabiliyorsunuz. Şu anda ben sportta gidiyorum. Bir görebilir miyiz Volkan? Şeyden de ayarlayabiliyoruz. Buradan ayarlayabiliyoruz. Hem direksiyonun üzerinden hem de bu multimedya alanlardan hemen vitesin, yani vitese denmez de buna. Vites minnacık bir vites kolunu oradan vites seçecek. Ayarlayabiliyorsun. Kristal çok güzel bir çok güzel. Şey. Yani eskiden dediğimiz şeyler artık farklı şeyler söylemek zorunda kalıyoruz. Vites seçici oldu bunun adı. Evet aynı zamanda regenerasyon, geri kazanımın özelliğini kendine göre ayarlayabiliyorsun. O da high ve yüksek ve standart olarak belirlenmiş. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi çünkü bazı insanlar tek pedal kullanmaya hala alışamıyorlar. Dolayısıyla onun ayarının yapılabiliyor olması faydalı. Şimdi tabii arkadaşlar elektrikli ile ilgili olan motor özelliklerini verelim. Fakat bizim asıl söyleyeceğimiz başka bir şey var. Ona bir teaser yaptım. Ona biraz sonra geçelim. Lütfen bir elektrikli otomobille ilgili bilgileri verelim. Arkadaşlar iki batarya var. Şu anda kullandığımız aracın bataryası 87. 520 km menzil sunuyor. Aynen. Doğru mudur? BYD biliyorsun Ufuk abi çok sıkı bir pil üretici markası. 1995'ten beri. Dolayısıyla ürettiği pillerin de hem kapasitesi iyi, hem teknolojisi iyi, hem de çok inceler. Dolayısıyla otomobillerin ağırlıklarını da
iyi belirlemiş markalardan bir tanesi. Bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Evet, bu teknolojiyi zaten kendisi geliştiriyor ve Blade Battery denilen bir teknolojiye sahip. Küçük hücreler, bataryalar ve tek tek arabanın şasisine yerleştiriliyor. Senin dediğin gibi hem bu yol tutuşunu iyileştiriyor arabanın, hem ağırlığını azaltıyor, ama bunun yanı sıra da aracın içindeki genişliği büyütüyor. Çok geniş bir otomobilden bahsediyoruz. Bu arada az önce senin söylediğin gibi özel bir platformda üretilmiş bu otomobil. 3 diye geçiyor, platform 3. Bu platformla dediğin gibi hem tamamen elektrikli otomobillere uygun, hem de konvansiyonellere de uygun bir platform bu. Dolayısıyla BYD'nin başka modellerinde bu platform üzerinden görebiliyoruz. Otomobil önden çekişli Ufuk abi. Biraz sonra böyle bilgi vermeye devam edelim. 175 km'lik bir maksimum sınırlandırılmış hızı var. Şarjına baktığımızda ise 30 dakika, yani 30 dakikanın altında 28 dakika gibi bir süre içinde %30'dan %80 doluluk oranına ulaşabiliyor rahatlıkla. 0-100 km hızlanması 9,5 saniyelerde bir aile otomobili. Aslında bakarsanız isminden de anlaşılabileceği gibi bu otomobil utility vehicle, yani çok amaçlı yüksek bir otomobil. Ulaşılabilir bir premium diyorlar. Sen 0-100 dedin. Tabii ki 0-100 yüksek gibi görünebilir ama aracın ağırlığı da 1,9. Tabii. Yani o yüzden o rakam bana göre fena değil yani. Evet, yani bu otomobil zaten BYD'nin en sportif model yelpazesini temsil etmiyor. Bu otomobil daha böyle aileye uygun, daha konforlu, geniş, iyi bir elektrikli otomobil olma özelliğindeki BYD. Zaten arabanın içine de bindiğimizde hemen dikkatimizi çeken yani BYD Atto'da da öyleydi. Daha önceden arkadaşlar ben Seal ailesinin sedan sportif versiyonunu da kullandım. O hakikaten yani bundan çift motorlu, çok hızlı, hızlanması çok iyi. Yani insanın hakikaten kendini çok iyi hissettiren bir araç. O ailenin bir şeyini de hissettiriyor. Yani zaten hani direksiyona baktığımızda, bazı parçalara baktığımızda, özellikle aracın önüne baktığımızda, tasarımına falan çok benzerlikler var. Bu hafta da gördüğümüz 15.6 inçlik dönebilen kocaman multimedya ekranı var. Ya bu 15. nokta, enine ve dikey. Nedir bu yani, hani arkadaşlar biliyorsunuz işte şöyle dönüyor biliyorsunuz. Direksiyon üzerinden de kumanda edebiliyorsun. Senin önünde de 12.3 inçlik bir gösterge ekranı var. LED. Güzel bir ekran Ufuk abi. Şeylere baktığımızda da iki tane kablosuz şarj özelliğini görüyoruz. Çok güzel. Burası bence çok sade. Mesela Ufuk abi bak, seninle konuşurken iki tane bu şişeyi buraya sokuşturdum. Kapı işlerinde bayağı bir saklama alanı var. Güzel bir torpido var. Çok şık dikişli deri malzemeler kullanılmış. Fena olmayan bir müzik sistemi var. Devasa açılabilir perdeli bir cam tavanımız var konfor sevenler için. Burada bir hemen yine bir kol dayamamız var. Yani saklama alanı açısından Seal U bayağı da başarılı. Tabii ki arkadaşlar, şimdi asıl konumuza gelelim. Biz her ne kadar Lisbon'da tanıtımı yapılan, dünya tanıtımı yapılan Seal U'nun elektrikli versiyonunu kullandık. Fakat Türkiye'ye ne yazık ki bu otomobil gelmeyecek. Plug-in versiyonu gelecek. Plug-in hibrit versiyonu. Biliyorsunuz plug-in hibritlerin özellikleri, bir batarya ve elektrikli motoru var. Dolayısıyla belirli bir menzili sadece saf elektrikli gidiyor. Ne zaman batarya boşalıyor, o zaman benzinli motor devreye giriyor ve yola devam ediyorsunuz. Şimdi niye Türkiye'ye plug-in hibrit gelmedi? Asıl şeye bakalım. Belki hatırlarsınız, Sanayi Bakanlığı bir karar aldı. Bu kararla birlikte Çin'den gelen otomobil üretilen otomobiller, yani sadece Çinli markalar değil arkadaşlar, Çin'de üretilen elektrikli otomobillere 7 bölgede Türkiye'nin 20 tane kendisi bizzat kendisi şirketin kendisinin servis açmasını ve bir call center açmasını, bunun da yaklaşık tahminlere göre 1 milyon dolar civarında. Vay 20 başım. Tane 20 tane olduğunu düşünürseniz bu Çin'den gelecek küçük üreticileri, küçük markaların önüne büyük engel teşkil etti. BYD de tabii ki, BYD de bundan etkilendi. Çünkü hani yeni kurulmuştu biliyorsunuz, 2023'ün son 3 ayında satışa sunuldu. Ve aile giderek büyüyecekti. Özellikle 2024 yılını büyüme yılı olarak tespit etmişlerdi, açıklamışlardı. Tabii bu olunca hemen BYD'nin elektrikli versiyonu durdurdular. Şu anda bizim testini yaptığımız araba gelmeyecek Türkiye'ye. Haziran ayında plug-in hibrit gelecek. Ya da şöyle söyleyelim, bu otomobilin şu anda gelmesi planlanmıyor.
akarsınız BYD istediği kadar hızlı bir şekilde yapılanmasını oluşturursa bu otomobili daha hızlı getirebilirim. Fıkı abi söylediği gibi elektrikli otomobillerden çekinenler için de elektriğe geçme açısından plug-in hibritler çok önemli. Biliyorsunuz dışarıdan şarj edilebilir demek. Yani benzinli bir otomobil var, yanında da bir elektrikli motor var. 18 kW'lık bir ortalamada evet. Bir elektrik motorunun olduğunu da söyleyelim. İkisi birleştiği zaman oldukça etkin bir güç üretiyor. Plug-in hibrit modelinde Türkiye'ye gelecek olan araçta 1.5 litre 4 silindirli bir motor var. 96 beygir güç üretiyor. Değerlerine baktığımızda 80 ile 110 km mesafede menzil tamamıyla elektrikli gidiyor. Bu çok iyi bir değer arkadaşlar. Çünkü İstanbul gibi büyük bir şehirde kullandığınızda daha ne olsun? Yani günde ortalama 50 kilometre yol yapıyorsanız tamamıyla elektrikli kullanabilirsiniz bu aracı. Benzinin ortalaması 4.7 litre olarak bize sunulmuş. Bu arada bu otomobilin Euro NCAP'ten de 5 yıldız aldığını hatırlatalım. Toplamda yani 80-100 kilometre elektrikli gittiniz, sonradan benzinli motora geçtiniz. Toplamda size 1080 kilometre benzin sunuyor. Bayağı iyi bir benzin. Elektrikli gittiğinizdeki sarfiyat da arkadaşlar 20 kWh. O da evet. Biraz yüksek gibi görünüyor ama... Yüksek gibi gözüküyor. Tabii biz bu arada bu otomobili kullanmadık, bunu hatırlatalım. Şu anda kullandığımız olarak elektrikli ama biz Türkiye'ye gelecek versiyonu söylüyoruz. Kafanız karışmasın. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi Haziran ayında Türkiye'de satışa sunulması planlanıyor. O zaman geldiğinde de o aracın özelliklerini ve test sürüşünü de gerçekleştiririz. Ama biz şimdi geri dönüp bu elektrikli otomobiline baktığımızda, versiyona baktığımızda bunun Avrupa'daki fiyatı 45 bin. Eurolar civarında. 42 değil mi? Ile 45 bin euro Ufuk abi. Biliyorsun bir tane de düşük versiyonu var. 71.8 kWh bataryaya sahip olan, daha nispeten daha ulaşılabilir olanı. Diğeri de dediğin gibi 45 bin euro bandında. Onun fiyatı da işte 42 bin euro. Evet aynen 42 bin euro. Avrupa'da bu arkadaşlar otomobil Şubat ayının sonlarına doğru satışa sunulacak. Bunun bilgisini de verelim. Volkan, tabii ki biraz önce de söylediğimiz gibi BYD'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi teknolojisini kendi geliştirmesi ve imzasını taşıyan da bu Blade Battery denilen özel bataryanın da arkasında duruyor ve garanti sürelerini de oldukça yükseltiyor. Çok güzel bir atmosfer var. Ben bir yandan okuyorum. Söyleyeyim mi sana? Evet, neydi o? Okuyorum. Yanlış söylememek için hepsini okuyorum. 6 yıl 150 bin kilometre otomobil garantisi, 8 yıl 200 bin kilometre batarya garantisi ve Ufuk abi 8 yıl 150 bin kilometrede elektrik motorun garantisini sunuyor marka. Hakikaten bu da önemli. Evet, yani bataryasının arkasında duruyor. Gerçekten de bu Blade Battery, daha sonra da tekrar bununla ilgili bir şey yapalım. Enteresan bir teknoloji. Bunu da altını çizelim. Evet, başka ne diyeceğiz? Yapacak burada fazla bir şey kalmadı. Evet. Yanımızda arkadaşlar baktığımızda şöyle sağ tarafa çok güzel bir okyanus manzarası görüyoruz. Hava güzel. Yani yazdan kalma bir mevsimde bu yepyeni aracı Volkan Demirkuşak'la test ettik ve videonun sonuna geldik. Volkan, eşlik ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Ufuk abi. Yine her hafta bakalım gelecek hafta hangi ülkede olacağız? Hangi? Soru, yorum ve görüşlerinizi bekliyoruz her zaman. Evet. Bizi besleyin ki, değil mi? Yorumlarınızı merak ediyoruz arkadaşlar. Bizi beğenmeyi, yorumlarınızı ve abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşünceye kadar hoşça kalın. Hoşça kalın.